Bugün M98, M99 bir alt program çağırarak tezgah içerisinde sürekli işlenebilen parçaların işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şimdi ben burada ne demek istedim? Birinci konu bu. Hemen tahtamızı eğitim moduna alıyoruz. Eğitim moduna aldık. Mesajlarımıza bakalım. Mert Üssü, teşekkür ederim canım. Ben neyim? Sizi gördüm, daha da iyi oldum. Şimdi önceki konulardan gidersek ne gördük? CNC frezede program oluşturmayı gördük. Kodlarımızı biliyoruz. Delik delme çevrimlerini hallettik. Ondan sonra G40, G41, G42 kodlarını hallettik. Neydi G41? Soldan çevresel frezeleme, G42'si sağdan çevresel frezeleme. Bu işlemleri hallettik. Daha sonra ne yaptık? Düzlem yüzeyleme frezelemelerini yaptık. Tarama kafasıyla işlemler yaptık. Parmak frezelerle işlemler yaptık. Ve 81-82 delik çevrimlerini işledik. Derslerimize yeni katılan arkadaşlarımız da var. Şimdi hocamız ne demek istiyor diye sorabilirler. Hepsine tekrardan geleceğiz. Haftaya genel bir tekrardan geri başlayacağız. Artık derslerimiz YouTube sayfamızda paylaşılmaya başlandı. Konunun en başından bugüne kadar ne işlemişsek hepsi tek tek orada artık yayınlanacak. Bu hafta dördüncü dersimiz. Birinci ders ve ikinci dersleri paylaşmış oluyoruz. Üçüncü ders de şu an yüklenmek üzere. Bugünküyle beraber dördüncü dersimiz olacak. Evet, geçelim. Alt program yapma nedir? Okuyalım. CNC Freeze'de alt program yapma, bir parçanın CNC programını çıkarırken iç parçası üzerinde aynı işlemden birden fazla olabilir. Yani 1 milimlik bir talaş alacağız, 10 milimlik talaş alacağımız bir yer var yüzlemde. Bunu 10 defa yazmak varken bir defa yazıp sadece Z'de eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1 azalta azalta işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu bizde ne sağlıyor? Kolay bir program yazmada bir kolaylık sağlıyor. Her işlemi hesaba katarak programlama yapmak programın yazım süresini uzatacaktır. Otomatik olarak. Programı defalarca yazmak yerine parça üzerindeki aynı işlemlerden sadece birini işlemek için yazılmış programı çağırıp kullanmak programı yazımından kaynaklanan zaman kaybına en aza indirecektir. Buradaki amaç şu. Şimdi biz programı yazarken 15 dakika, yarım saat, 1 saat uğraşacağımıza tek bir programda bunu sadece eksisini Z'deki ilerleme miktarını yani vereceğimiz talaş miktarını eksi 1, eksi 1 azaltarak ya da vereceğimiz ne kadar talaş miktarı varsa o kadar azaltarak bu program yazma işini en kısa süreye indirmiş oluyoruz. Daha önceden yazılıp başka bir program içerisinde çağrılıp kullanabilen bu programlara alt programlar denir. Örneğin benim O1000 adında bir programım var. Bunun içerisine bir program, alt program yazacağım. Bu da bir program olduğu için o mesela 1001 olur. Biz 1001 programını çağırırız. Sen gel kardeşim burada işlem yap deriz. Bunun adı alt program çağırmadır. Alt programlar ana programın bitiminden sonra yazılabileceği gibi ayrı bir program numarasıyla da yazılabilir. Yazılma işleminden sonra ana program içerisinde çağrılıp istenildiği kadar kullanılabilir. Alt programın başında ana programda olduğu gibi O harfi ve 4 rakamdan oluşan bir program numarası bulunur. Neydi bizim program numaralarımız? O9999, 4 taneli bir numara. Ana program içerisinde alt programa geçiş için M98 ile birlikte P harfi ile başlayan alt program numarası yazılır. Örneğin M98 P1001. 1001 numaralı alt programı kendi ana programımıza çağırmış bulunmaktayız. Bunu yazdığımızda. Alt program bittiğinde ise ana programın kaldığı yerden devam etmesi için alt programın son satırına M99 yani alt program sonu alt programı kapat demektir. Ve tekrardan kaldığı yerden alt programın başladığı noktaya geri dönmesi demektir. Ana program içerisinde alt programa defalarca gidilebilir. Alt program mutlak ya da artışlı koordinat sistemiyle yazılabilir. Mutlak koordinat sistemimiz neydi? G90. Artırımlı ise G90'dır. Takım telafisi kullanılacaksa bu komut alt program içerisinde de yazılı olmalıdır.
Bir sonraki sayfamıza bakalım. M98'de başlıyor. M98 alt programı çağırma. P yazdık. Tekrarlanma sayısı maksimum 3 rakam. Örneğin biz bu programı istenecek -1'de mesela diyelim ki -1 milimetre talaş derinliği verdik. Kaç kere tekrarlanması isteniyorsa Siemens kontrolü tezgahlar için bu 3 rakamlı girilir. Evet, M98'i yazdık burada. Başta ne var? P var. Ondan sonra 3 haneli N sayısı. Tekrarlanma. Tekrar. Ve programın numarası. Program No. Hemen alttaki örnekte yazıyor. M98 P007. 7 kere tekrar et. 20 numaralı programı. Fanlı kontrolü tezgahlarda ise gene aynı şekilde çağırıyoruz. Komut satırına bakalım. M98 P yazdık. NNN. Tekrarlanma sayısı maksimum 3 rakam. Yani diyelim ki siz 7 kere tekrarlanma istiyorsanız 007. Bir kere tekrarlanmasını istiyorsanız 001. Geçelim. Evet, burada da gene aynı şekilde yazılmış. Fanın kontrolü tezgahlarda alt program komut satırı M98 program alt program çağırma PNN tekrarlanma sayısı maksimum 3 rakam 4 haneli program sayımız program numarası programımızın numarası M99 ise alt programı kapatma gösteriliyor. Hemen alt tarafa geçtiğimizde M98 P0007 bak burada 4 vermiş normalde 3 vermesi gerekiyor. Şunun bir tanesi yok. 007 0020 numaralı 20 nolu program. Evet. Aşağıda da zaten sıfırlar yazılmayabilir. Kesici gittiği noktadan itibaren 20 nolu alt programı çağırıp 7 kez tekrar uygulayacaktır dedik. Banuk ve Siemens için alt programlama komutu aynıdır. Fakat M98 sonraki format yapısından değişiklikler vardır. İki format yapısındaki yazma dikkat ederek Fanuc için yazılmış bir alt programı Siemens'e, Siemens için de yazılmış bir alt programı Fanuc'a çevirebilirsiniz. Tabi aralarında ne var? Kod farkları var. Mesela G81'de Siemens'te farklı bir yazılım türü var. Fanuc'te ise farklı bir yazılım türü var. Yani bunlara da dikkat almanız gerekir. Geçelim. Evet. M98 nerelere yazılır ve nerelerde biter? Şimdi arkadaşlar, birinci ana programımıza gelelim. Ana programımız başladı. O Fanuc için mi? O 1000 dedik. G54 bizim neydi? Tezgah referans noktamızdı. Yazdık. Ne yazdık? M3 S800 yazdık. Ondan sonra takımımızı çağırdık. Referans kodlarımızı girdik. İptallerimizi yazdık. Daha sonra parçanın işleyeceği noktaya geldik. Ve M98 10 kere tekrarlan 200 nolu. Bir kere tekrarla 01. Sondaki 02000 ise nereye git dedik? Buraya geldik. Burada programımızı işledik. Daha sonra bu programın içinde de gene M98 yazdık. 300 numaralı yere gittik. Buradan aşağı kadar işledi. Burada bitiminden geri çıktı. Buraya geldi. Programını işledi. M99'da kapattı. Diğer tarafa geldi. Burada da ne var? M99 var. Daha sonra programı işledi. M30'da bitirdi. Bu bir şema arkadaşlar. Aklınızı karıştırmayın. Ne yaptık? Tekrardan bir silelim. En başından bakalım. Evet. O 1000 dedik. Programımızı başlattık. N10 G54 yazdık. Hemen altı aşağısına ne yazdık? M6 takım 6 yazdık. 6 numaralı takımı çağırdık. Daha sonra 6 numaralı takımın
Boy telafisini yaptık. Boy telafisi neydi? G43'tü. G43 H6. Buradaki H6 takım 6'dan geliyordu. Daha sonra ne yaptık? M03 S800 dedik. 800 devirde saat yönünde döndürelim dedik. Tezgahımızı çalıştırdık. Tezgahımızı istenecek merkezin, bu bir delik çevrimi ise ve 10 kere isteniyorsa ne yapıyorduk? O noktaya gönderiyorduk. O noktanın koordinatlarını yazdık ve M98 P10 O200 yazdık ve buradan alt programa geçiş sağladık M98 ile. Daha sonra 200 programını işlemeye başladı satır satır. Ve programın içinde bir tane daha alt program yazıldı. Nereye geldi? O300'e geldi. O300'den satır satır işlendi ve nereye geldi? M99'a. M99 neydi? Alt programı kapat, bir önceki programa git. Alt programını kapatıp başladığı yere geldi. Nereye? O2000'e. O2000'de istedi, tekrardan M99'u gördü. Ve nereye gitti? Bir önceki programına. Burada da ne var? M99. Daha sonra programını işledi. M30 dedi. İşlemi bitir. Programı tekrardan başa al dedik. İşlem bu kadar. Geçelim. Evet. Alt program kullanım şeması dedik. Dayanış şemayı anlattık. Şimdi de programın yazılışına bakalım. O1234 Fanuc'te yazdık. N10'la enleri boş verin arkadaşlar. Enlik bir şeyimiz yok. Tek tek yazılmasına da gerek yok. G01X diyelim ki 30, G30, X30, Y30, F100 dedik. X30 ve Y30 noktalarına 100 milimetre bölü dakika hızla gitsin dedik. Ve yazdık buraya. M98 P0100 4 taneli rakamda nedir? Fanuc'ta bizim işlemimiz yani. Yani hangi numaraya gidecek? O200 200 nolu alt programı 10 kez uygulayacak. Daha sonra bitirme işlemi için ne yapıyormuşuz? G1, XY bu işlemleri halletti. Tekrardan bitirdikten sonra. M98 nereye geldi? 008 O3000. 8 kez tekrarlanacak. 300 nolu program ile. Daha sonra M99 ile alt programı kapattık. Tezgah sıfırına gönderdik. M02 ile tezgah programı durdurduk. Geçelim. Uygulama örneğimize bakalım. Şu anda gördüğünüz tahtada 1, 2, 3, 4 tane U şemamız var. Şimdi burada izlenecek yol belli. Bu noktadan başlayacak. Bu noktadan başlayacak. Buraya gelecek. Burada bitirecek. Tezgah tekrardan kalem havaya çıkacak. 2 numaranın buradaki başına gelecek. Bu şekilde ilerleyecek. Ve bunu 4 defa yazacak. Biz bunu normal alt program yazmasak her birisi için 4'er tane yazmış bulunacağız. Ama ve lakin alt program ile yazmış olsak bir tane program yazdığımızda hepsine uygulayabiliriz. Buradaki temel prensip budur. Hemen silelim. Yapacağımız işlemi anlatayım. Şimdi diyeceğiz ki, kardeşim sen başlama noktasına beni getir diyeceğiz. Başlama noktamdan burayı 0.0 olarak ben kabul edeceğim. Aşağı benim hangi yönümdü? Eksi Y yönümdü. Eksi Y'de 60 milim gideceğim. 60 milim. Daha sonra burayı referans noktası kabul edeceğim. X'de 30 milimetre ilerleyeceğim. Daha sonra burayı 0 noktası kabul edip Y'de 60 milimetre çıkacağım. Ve tekrardan girdiğim gibi geri kalemden uzaklaşacağım. Sen beni ikinci noktama götür, ben bu işlemi burada da gerçekleştireyim. Üçüncü noktama götür, burada da gerçekleştireyim.
Dördüncü noktama götür, buradan da gerçekleştireyim diyecek tezgah bize. Hemen uygulama örneğimize bakalım. Daha en iki programı yazdık. Programın çıkartılmışı bu. İlk giriş notlarını yazmadık bilerek. Giriş notlarımızda ne vardı? İhtallerimiz vardı. G40, G80, G90 mutlak programda yazılışlı şekilleri vardı. Şimdi bu artırımlı programı sürekli kullanabilmemiz için ne yapıyorduk? Ya mutlak sistemde ya da artışlı sistemde kullanabiliyorduk. Şimdi her alt programı mutlak olacak ya da artışlı olacak diye bir kaydı yok. Bu sizin programı nasıl kullanacağınızla ilgili. Evet, bakıyoruz. M06 T03 dedik. 3 nolu takımın alınması dedi. S1500 M03 Fener milini 1500 devir bölü dakika ile saat ibresi yönünde dönder dedik. Daha sonra G0, G90, G54, X25, G80 kodunu yazdık. Şurada gözükmeyen yer. Pardon arkadaşlar. Burada gözükmeyen yer. Y80. Evet. Y80 koordinatlarına beni götür dedik. G43, H3, Z5. Dediğimiz gibi takım 3 olduğu için H3 oluyor. Ve parçaya değmeden 5 milim kala dur demişiz. M99, M98, P001, O056 numaralı programı çağır demişiz. Bir kere tekrar yapacaksın. 56 numaralı programı çağır dedik. Evet arkadaşlar, 56 numaralı, bir bakalım, 56 numaralı alt programımız burada. Şimdi 56 numaralı programda ne almışız? G91, artışlı programlama yapacağız dedik. G01, Z-10, bulunduğun noktadan aşağıya -10 milimetre indir artışlı sistemde. Artışlı sistemde nedir? Bulunduğu noktayı sıfır noktası kabul eder. -10 demek bulunduğun noktadan -10 milimetre aşağı in demektir. -10 milimetre aşağı indi. Ne demiştik? Bulunduğun noktayı sıfır kabul ettin. -60 milimetre aşağı indi. Şimdi burası sıfır noktasıydı. Sıfıra sıfır. -60 milimetre aşağı indi. Daha sonra X'de 30 milimetre artı yönünde ilerle dedik. X'de 30 milimetre ilerledi. Daha sonra bulunduğu nokta, sıfır nokta, sıfır noktası buradan yukarıya 60 milimetre ilerle dedik ve bize ne çıkarttı? U şemasını çıkartmış oldu. Bir sonraki, önceki sayfaya gelelim. Evet. Bu koordinatı yazdı. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra G91 dedik, bulunduğun noktadan X20 noktasına gel dedik. Hemen bir önceki sayfaya gidelim. Bizim işlem şurada bitti. Arasında ne kadar var? 20 milimetre var. Bu noktadan bu noktaya 20 milimetre gel dedik. Daha sonra ne yazdık? N98 P001 0056 56 numaralı programı çağır. Bir kere daha tekrar etmedik. 56 numaralı şeye geldikten sonra tezgah ne yapıyor? Buradaki işlemi tekrardan başa alıyor. Kırmızı kalemimizi alalım. Dedik ki G91 artışlı sisteme geç. Bulunduğun noktadan 10 milimetre talas ver. İlk önce X Y-60'a in. Tekrardan Y-60 indi. 30 milimetre X'de sağa git dedik.
X 30'a gitti. Bulunduğu nokta tekrardan 0.0 oldu. Daha sonra 60 milimetreye kadar çık dedik. Bizim koordinat sistemimiz neydi arkadaşlar? Şuydu. Aşağı doğru inersen eksi y, sağa doğru gidersen artı x, sola doğru gidersen eksi x, yukarı doğru çıkarsan artı y. Bu koordinat sistemini asla unutmayacağız. Ve bütün sistemimiz buna bağlı arkadaşlar. Siz bunu karıştırdığınız zaman düzenli bir CNC programı yapamazsınız. Tekrardan burayı sildik. Temizleyelim tahtamızı. Daha sonra ne oldu? X 30 dedik, Y 60 dedik, Z 10 dedik, 10 milimetre yukarı çıktı. Tekrardan M 19 dedik, 99 dedik. Alt programı kapatmış olduk. Hemen geri sayfaya gelelim. Dedik ki 20 milimetre daha sağa git ve tekrardan bizim programı çalıştır. 20 milimetre sağa git, bir daha çalıştır dedik. 1, 2, 3, 4. 4 kere alt program çağırdık ve 4 tane U oluşturduk. 1, 2, 3, 4. Bu da 4. U'muz. Hepsinin arasında görüyorsunuz 20'şer milimetre var. Bakın, bulunduğu nokta G91, X20. G91, X20. Hep demişiz ki 20 milimetre sağa doğru kay. X artı X ne tarafaydı? Sağ yönde. Evet, geçelim. Yeni bir parçaya gelelim. Daha değişik bir parça olsun. Burada da ne var efendim? Yüzey frezeleme işlemlerimiz var. Yüzey frezeleme işlemi nedir? Parmak frezeni parça yüzeyinde ilerleyerek, daha sonra yukarı çıkar. Tezgah buraya gelir. Şu şekilde yüzey temizleme işlemidir. Bu izlediği yol bizim vereceğimiz koordinat ve kodlar sayesinde gerçekleşecek. Gelelim. Şimdi burada nasıl bir alt program yazabiliriz? Şimdi bakıyorum. Benim frize çakım 20. Parçamın boyu ise 100 milimetre. Yani bunu tam 5 kere gidip gelmede tam bir şekilde çıkartabiliriz. Ama ve lakin biz burada ne yapacağız? Şu çakıyı, çakının merkezini 5 milimetre dışarıdan çıkartacağız. Burası 5. Bunun yarıçapı 10 olduğu için 5, 5, 10 yapar. 5 milimetre dışarı çıkartacağız ve 5 milimetre çakı dışarıda kalmış olacak. Neden? Çünkü daha iyi bir temizlik yapsın diye. 20 milimetre bunun çapı. 5 kere gittiğinde tam alacak ama çapak oluşturacağından dolayı çapak oluşturmaması için ne yapacağız? Çakıyı biraz daha dışarıdan vermiş olacağız. Burayı anladık. Şimdi ne yapacağız? Benim çakı böyle geldi. Daha sonra yukarı çıkacak. Buradan nereye geçecek? Tekrardan buraya. Geri yukarı geldi. Devam etti. Buradan geri yukarı geldi. Devam etti. Geri yukarı geldi. Buradan böyle devam etti. İşlem yönümüz bu şekilde. Ve her birinin arasında 15 milimetre olacak demişiz. Bak. İşlemde. Daha iyi bir frezeleme yapabilmek için. Eğer yüzde 15 milimetre alırsan, 5 milimetre, 5 milimetre de dışarıda yaparsan ne olacak? 7, 8 kere, 4 kere bu tarafa, 4 kere bu tarafa, 4 kere de bu tarafa gitmiş olacak. Yani biz 2 tane alt program yazsak, birine desek ki, kardeşim sen bu noktadan
bu noktaya git. Kardeşim ikinci programda sen de bu noktadan bu noktaya git desek ne yapacağız? 8 tane program kodu yazmamız gereken yerine 2 tane program yazmış olacağız. Bakalım. Fanuc'te programımızı yapmışız. N10 dedik, G91, G28, X0, Y0, Z0. Takım 1, M06. Bir nolu takımı çağır dedik. S1500, M3, Fener Mili yönde, 1500 devirde dönder. G90, G54, X0, X15, Y5 noktasına git dedik. Şimdi, G90 nedir? Mutlak sistem nedir? Mutlak sistemde bizim parçanın koordinatı neresi? Burası. En sol köşe bizim referans noktamız. Biz adama eksi 15 burada, Y5, 5 de burada. Tezgahı buraya git dedik. M50, G43, bir numaralı takım, bir numaralı referans noktası. Bak bunu asla unutmayacağız. Z50, 50 milimetreye kadar dur demişiz. Yani parçaya 50 milimetre kara, sen orada dur, bekle demişiz. G01, Z-2. Parça dışarısında olduğumuzdan dolayı sıfır noktasından aşağı indirebiliyoruz. Ve eksi 2 milimetre içeri gir demişiz. Ve M98, 7 kere turla demişiz. 1235 numaralı program ile çağırıp 7 kez tekrarla dedik. Daha sonra G0 dedik ve alt programa geçelim. Şurayı tekrardan göstereyim. Ne demiştik? G01 Z-2 2 milimetre içeri dal. 7 kere tekrarla 1235 numaralı programı çağır demişiz. Geçelim. 1235 numaralı alt programda ne yazıyor? Bir bakalım. Arkadaşlar, dersimize geç başladık. Buçuktan başladık. Bir 10 dakika ara verelim. Sizleri seviyorum. 10 dakika sonra ya da şuraya değiştireyim, öyle ara vereyim. O 1235 alt programı oluşturma dedik. O 1235 numaralı program. N10 G91 artışlı program ile geç dedik. G01 X'de 140 milimetre sağa git dedik. Y'de 15 milimetre yukarı çık. Silgimizi alalım. Y'de 15 milimetre yukarı çık. Y15. Bu da nedir? X 140. Daha sonra X'de bulunduğu noktadan 140 milimetre geriye git. Eksi X. Daha sonra bulunduğu noktadan 15 milimetre yukarı çık. Ve M99 ile programı kapat. Başladığın noktaya geri dön dedik. Geri geldik. Başladığın noktadan geri buraya geldi. Ve bunu kaç kere tekrarlayacak? 7 kere tekrarlayacak bulunduğu noktada. 7 kere. Bunu 7 kere tekrarladığı zaman ne olacak? Çıktı. Geldi, yukarı çıktı, geri 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 geldi. Bu şekilde 7 kere tamamlamış oldu. Evet arkadaşlar, 10 dakika ara veriyorum. Saatim şu an 16:05 geçiyor. 16:15'te hepinizi burada bekliyorum. 6 kişi. Enes, Eren, Erhan, Mesut, aferin oğlum size. Eren canını yerim senin. Geç kalmak ne demek? Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Varsa hemen sorularınız mesaj yoluyla atabilirsiniz. Kimler burada, bir el sallayın bakayım göreyim sizleri. Dört kişi. Güzel. Öbürleri de herhalde oturumlarını açtılar. Evlerinde oturuyorlar. Bir saniye. İşte gidiyorum kızıl elmaya. Erhan, telefon açık gitmiş Erhan. Eser, hoş geldin Eser. Enes Erbaşı, Mert Üssü, Erhan. Evet güzel arkadaşlar, devam edelim. Bunlar nereye gitti ki? Çık oğlum, çık. Bir önceki programı anlattık. 7 kere geçtik. Şimdi geldik. Ne var? Burada bir güzel bir parçamız var. Şimdi bu parça nedir diye aklınızda bir yer ederse hemen şuraya bir perspektif resmini çizelim. Yukarıdaki yuvarlak kısım, aha burası. Parçamız dikdörtgen, parmak frezeyle gireceğiz. 50 milimetre merkezinden merkezine ilerleme yapacağız. Ve ne olacak? Bizi buraları temizleyecek ve bize şu şekli verecek. Silelim tahtamızı. Evet. Böyle yaşlı çıkayım. Evet arkadaşlar. Bu bir parçamızı bir okuyalım. Frize tezgahına kanal frezeleme işlemi yapmak için alt program yazalım. Parça ölçüleri 100 çarpı 30 çarpı 30. Yani şurası 30. 30'un birisi burası. Yüksekliği 30 milimetre. Parçanın boyu da ne kadarmış? 100 milimetreymiş. Ne yapacağız? Parmak frezemizi şu noktaya getireceğiz. Diyeceğiz ki X de 50 milimetre ilerle. Ve ne yapacak? Buradan bu şekilde, bu yönde işlemi gerçekleştirecek. Talaş kalınlığı 30 milimetre. Ama diyeceğiz ki 1 milimetre talaş derinliği verilecekse, 30 kere varsa ne olacak? 30 kere tekrarlanacak. Neden? Çünkü 1 milim burada talaş istenmiş ve bizim parçamızın kalınlığı 30 milimetre. Ne yapacak? 30 kere tekrar edecek. Edecek. Geçelim hemen programımıza bakalım. Ne istenmiş? O0020 ana programımız. G21 metrik ölçü sistemiyle G17 XY işlem düzlemini seçin demişiz. G40 parçamızın boy ve çap telafilerinin iptali. G80 ise delik iptallerimiz. Daha sonra aşağı indik. G91 artışlı program. G28 tezgahı referans noktasına gönder. X0, Y0, Z0'da. Sonra dedik 4 numaralı takımı çağır dedik. 800 devir de döner dedik. Ve mutlak program sisteminde G54'ü kullanarak, G54 neydi? Bizim iş parçası referans noktamızdı. X0 ve Y0 noktalarına gönderdik. Bizim referans noktası neresiydi parça üzerinde? Bakıyoruz. Şuradaki kanalı açacağız. Referans noktamız burasıydı arkadaşlar. X0, Y0 noktası burası. Sıfıra sıfır noktası. Baştaki X,
Şuradaki de y değerimizdir. Evet. G43, Z10, H4. 4 numaralı takıma, 4 numaralı offset. Ve 10 milimetre kala parçanın üzerinde dur dedik. Ve dedik ki G01, Z-0.5. Yani parçaya 0.5 milimetre talaş derinliği ver dedik. Talaş derinliği. M98, P006, O00, pardon. Özür diliyorum. Şimdi arkadaşlar, daha yeni dedi ki 1 milimetre talaş verilecek dedik. Şimdi tezgahta ise 0,5 milimetre talaş verilecek dedik. 1 milimetre talaşta 30 milimetreyi işlem yaparken 30 kere işlem yapıyorsak 0.5 milimetre talaş alırsak 30 milimetreyi 60 kez işlem yaparsak işleyebiliriz. Burada anlatmak istediği P0-60. 60 kere tekrarla dedik. 60 kere tekrar. Ve hangi takımı çağıralım? Programı. O0021 no'lu programı çağır dedik. Daha sonra G90, Z100 dedik, M2 dedik, M99'u kapatmamışım. Gelelim hangi programa? Alt programı. Alt programımız nedir? O021. Aha burada. Tahtamızı bir silelim. Evet, alt programımıza bakalım. Ne demiştik? Bulunduğu noktadan 50 milimetre sağa gidecek dedik. Artışlı sistemi yazdı. Artışlı. G91. G01, X 50 milimetre, F300. Yani dedi ki 50 milimetre sağa git. Ve tekrardan 0.-5 aşağı dal dedik. Ve aşağı dal dedik. Şurayı silelim, tekrardan yazalım. Ne dedik? X50, F300, 50 milimetre sağ yönde ilerle dedik. Daha sonra Z-0.5, 0,5 milimetre aşağı indirdik. Daha sonra bulunduğu noktadan Z-50, tekrardan 50 milim aşağı gel. Sola gel dedik. Eksi bu yönde bulunduğu noktada. Şimdi burayı referans noktası olarak kabul ediyoruz. 0.0. X 50 dediği için 50 milimetre sola geldik. Daha sonra ne dedik? Z-0.5. -0,5 milimetrede aşağı in dedik. Ve M99 ile başladığın noktaya, bittiğin noktaya geri geldik. Yani bizim programımız burada başladı. Daha sonra da ne yaptı? Buradan devam et. Yani N40 ile N45 arasına ne yazılmış oldu? Bu alt program yazılmış oldu. Anlamadığınız yer varsa hemen mesaj atın arkadaşlar. Örneğimiz çok. Frezelemede tek tek işleyeceğiz. Varsa hemen mesajlarınızı bekliyorum. Anlamadığınız yer varsa mesaj atın. Mazluma umut oldum diyorum. Neresin diyenlere aykırıyorum. İşte gidiyorum kızıl elmaya. Tamam aşkım. Güzel. Devam edelim. Gelelim başka bir programa.
Burada da ne var? Katmanlı olarak işleneceğimiz bir parça var. Merdiven stili uygulanmış. Ne yapmışlar? İlk önce en büyük taraf açılmış aşağı kadar. Daha sonra buradaki yer açılmış. Daha sonra buradaki yer açılmış. Ve ne oluşmuş? Yukarıdaki prizmatik, şuradaki şekil oluşmuş. Şimdi bunu nasıl işleyeceğiz? Bizden istenilen nedir? Hangi şartlar altında işlenmemizi istiyor? Ve burada da gördüğünüz gibi teknik resimleri var. Üstten görünüşü, alttan görünüşü. Burası yan, burası üst. Şimdi gördüğünüz gibi bu nedir? Parmak freze. Ne yapacak? Çevresinde işleye işleye aşağı kadar inecek. Gelelim bakalım nasıl yazmış. Tek tek programa kontrolünü sağlayalım. Evet. N10, M6, T1'di. T1 ile başladık. Bir numaralı takımı çağır dedik. Çık oğlum yuvarlıca. Bir numaralı takımı çağır dedik. Daha sonra ne dedik? G90, G54. Mutlak sistemde çalışacak 54 numaralı referans iş parçası, referans noktamızı seçtik. M3, S2000. 2000 devirde döner dedik. G43, H1. Bir numaralı takımı çağırdık. Bir numaralı referans noktasını aldık. Z50, 50 milimetre kala dur dedik. G0, X-6. Mutlak sistemde X'in -6 olduğu noktaya git dedik ve Y'de 0'da kal. Gelelim bakalım referans noktası neresi seçmiş. Referans noktamız burası. Biz dedik ki parçaya Y'de 0, X'de -6 dedik. 6 mm şuradan kenarda 6 mm parçayı prize çaksını buraya getir dedik. Hemen bir önceki sayfaya dönelim. N60, Z10 dedik. 10 mm kala dur dedik. M98, P15, 001. Bir numaralı alt programa git dedik. Bir numaralı alt programa geldik arkadaşlar. G91 ile başladı. Z'de -10,5 mm talaş derinliği verdi. Daha sonra X'de -110'a gitti, Z'de 110 çıktı, X'de geri 110 mm sola geldi. Ve ne yaptı? M99'da kapattı, bulunduğu noktaya tekrardan geldi ve Y5'e geldi. Tekrardan bir daha çağrıldı. Burada da dedi ki bunu 100 defa, 10 defa yap. Şimdi gelelim tekrardan herkes anlaması açısından yazalım. Şimdi buraya kadar tamam. Dedik ki 15 kere yapılacak ve bir numaralı alt programı çağır dedik. 15 tekrar. Birincisi 15 tekrar. Dedik ki bulunduğun nokta şurası senin. Buradan aşağıya 10.5 mm talaş derinliği ver. Daha sonra bulunduğun noktada X110'a git. Tekrardan 10 mm havaya kalk. Bulunduğun noktadan tekrar başladığın noktaya geri gel dedik. Ve bunu kaç defa yap dedik? 15 kere tekrarla dedik. Şurayı bir tekrardan silelim. Şimdi geldik parçaya. Ne dedik? Başlangıç noktamız burası. Mazluma umutsuzum titriyorum. Delisin diyenlere. Evet. Buradan dedik ki kardeş sen 140 mm buraya gel dedik. 10 mm talaş. Daha sonra ne yaptık? Sen geri bulunduğun noktadan yukarı çık. Buraya gel. Tekrardan bunu 15 defa tekrarla dedik. Gir. Buraya gel. Daha sonra çık. Buraya gel.
Bunu 15 defa tekrar edelim. Mazluma umutsuzluğum. Geçelim. Ne var? G90 Z10 dedik. Burada bulunduğu noktadan hangi noktaya gelmiş? Y5'e gelmiş. Y0 noktasındaydı, Y5 noktasına geleceğiz şimdi. Geri gelelim. Şimdi biz Y0 noktasındaydık, 5 milimetre yukarı çıktık. Takım iç parça 0 noktasından 5 milimetre yukarı çıkmış oldu. Gelelim buraya. 10 kere tekrarla demişiz. Bir nolu programı. Program 10 kere tekrarlanacak. Tekrar. Aynı işlemleri yaptı. Ne yaptı? 10.5 milimetre talaş derinliği verdi. Bulunduğu noktadan 110 milimetre gitti. Tekrardan 10 milimetre geri çıktı dışarıya. Bulunduğu noktadan tekrardan 110 milimetre sola doğru gitti dedik. Bunu gerçekleştirdi. Tekrardan nereye geldi? M99'da kapattı. 110 satırına geri geldi. G90 Z10 dedi. 10 milimetre daha yukarı kaldırdık. Y10'a geldi. 5 milimetre daha ötelemiş olduk yukarı tarafta. Burada da 5 kere tekrarla dedi. Yukarı çıktı. Tekrardan gene aynı işlemi gerçekleştirdi. Bunda 5 kere tekrarladı. Daha sonra 10 milimetre yukarı çıktı. Y10'da bulunduğu noktadan Y50 noktasına geldi. Yani Y10 noktasından Y50 noktasına çıkmış bulundu. Tekrardan 15 kere tekrarlanarak O001 şunu bunda kaç kere? 15 kere tekrarlayacak. 15 kere tekrarla dedik. Daha sonra bitiş yerine tekrardan buraya geldi. Bunda Y45 noktasına getirttirdi tezgahı bulunduğu noktada. Gene aynı şekilde işledi. G90'la Y40'a geldi. İşledi sürekli. Burada nedir? Programı git gel yapa yapa çürütmüş oldu ve piramidi oluşturmuş oldu. Bütün programlarda bu böyle devam edecek arkadaşlar. Ta ki nereye kadar? Şimdi en alt katmanı işledi. Bizim piramidimiz 3 katlıydı. Şöyle. Şu katmandaki talaşı aldık. Şimdi şu katmandaki şu katmandaki talaşı alacağız. Şurayı aldık O001 ile. Burayı neyle alacağız? O002 ile alacağız. Buranın da başlangıcı nereye geliyor? Sıfırla bittikten sonra nereye geliyor? Aha buraya geliyor. Buradan başlıyor. Oranın alt programı da burada. Alt programı inceleyelim hemen. Silgiyle bir tahtamızı silelim. On beş kere tekrarla O002. Ne kadar tekrarlanacakmış? 15 kere tekrarlanacakmış. G91 artışlı programına gel dedik. Dedik ki Z-10.05. 10.5 talaş derinliği ver dedik. Geri bulunduğu noktadan Y50'ye git. 57. Y57 neresi? Bulunduğu noktadan yukarıya. Y57. Daha sonra Z10 dedik. Z10 da nedir? 10 milimetre yukarı çık dedik. Daha sonra bulunduğu noktadan şimdi tezgah ne yaptı? Aşağı indi. Y'de burası Y ekseni olsun. Y'de ne kadar gitti? 57 gitti. Bulunduğu noktadan tekrardan yukarıya çık dedik. 10 milimetre. Buradan tekrardan 57 milimetrede geri gel dedik. Yani ne yapmış oldu? Tezgah indi, gitti, çıktı, geri geldi. İndi, şuradan göstereyim, tam şu şekil.
tezgah 10.5 milimetre geldi. Ne yaptı? 57 de yukarı gitti. Sonra ne yaptı? 10 milimetre yukarı gitti. Geri tekrardan 57'ye geri geldi. Bak ne oldu? Eksi 10,5. Daha sonra ileri gitti. Y'de 57. Daha sonra Z'de artı 10'a çıktı. Tekrardan geri geldi. Y'de 57 milimetre. 57 milimetre gitti. 57 milimetre geri geldi. Daha sonra M99 ile programı kapatıyor. Tekrardan başlatmak isterse M98 ile başlatıyor. Buradan da geri M99 ile kapatıp programı başa sarmış oluyor. Geçelim. Evet, ne demiştik arkadaşlar? Kare parçalarda bir hatırlatma yapalım. Kare işlem parçalarda demiştik ki her zaman sol alt köşe referans noktası kabul edilir. Neden? Çünkü burası her zaman kare parçalarda veya dikdörtgen parçalarda yukarı taraf y ekseniydi, bu taraf x ekseniydi ve her zaman x burada artı konumda kalıyordu, y de yukarı tarafta artı konumda oluyordu. Yani bizim yapacağımız buradaki bütün işlemler, mutlak sistemler hep artı pozisyonunda olacaktı. Bu yüzden eksi işleme gerek duymadığı için kafa karışıklığına mahal vermiyorduk. Ama dedik ki silindirik parçalarda tam orta merkezleri referans noktası olarak kabul edilir. Buradaki gördüğümüz parça da ise bir silindirik parça. Şu an pek de silindirik gözükmese de bu bir silindirik parça. Ve orta noktası eksenlerin tam ortasından geçtiği nokta ise referans noktası. Neden? Çünkü bunu referans noktası olarak kabul ediyoruz. Gösterelim hemen. Çünkü her yere eşit mesafe uzaklıkta olduğundan dolayı program yaparken bize bir kolaylık sağlayacağından ötürü. Buna adı makinecilikte tarafsız eksendir. Her yere eşit mesafede uzaklıkta olduğu için adı tarafsız eksen olarak geçer. Şimdi gelelim. Bu parçada ne yapmak isteniyor ve biz ne yapmalıyız? Aşağıda resmi verilen parçayı CNC freze tezgahında alt program kullanarak işleyiniz. Bu programlamada tek yapmanız gereken başlama noktasına bir delik delmek ya da programa dairesel olarak Z boyunda dalmaktır. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu bir parça. Aşağıda görüyorsunuz. Parçanın hiç işlenmemiş hali sapsarı. Ben şuradan kırmızı kalemimi alayım. Aşağıda gördüğünüz parça kıpkırmızı, sapsarı, işlenmemiş parça. Buna adı nedir? Ham kütük diyoruz. Bu parçanın adı kütük. İşlenmemiş parçanın adı kütük. Daha sonra parmak freze ne yapıyor? Orta taraftan daldı. Şu taraftan daldı. Şu tarafa doğru gidecek. Ne yapacak? Şuradan şu şekilde işleyecek. Daha sonra iç tarafa dalacak. Buradan böyle işleyecek. Daha sonra iç tarafa dalacak. Buradan böyle işleyecek. Ne yaptı? Tezgahın iç yuvarlağını işledi. Bak gördünüz. Buradan böyle dışarı çıktı. Daha sonra bulunduğu noktada şu şekilde işleye işleye ortaya getirecek. Şu şekilde gördünüz. Bu şekilde. Sol şekilde, dördüncü şekilde iç tarafını boşaltmış oldu. Bunu bak 20 milimetre derinliğe gelene kadar sistemi hazırlasa biz her de 20 kere yazmış olmayacağız. 1 milimetreden işlesek alt programı 20 defa tekrar et sen bunu desek 20 defa da tek kalemle halledecek. Sadece bir alt program oluşturur. Gelelim. Nasıl yapmışlar? Biz nasıl yapmışız? Bir kontrol edelim.
Ana programımız O8000, N5, G17, G40, G49, G80. G17 nedir? X, Y düzlemini seç dedik. G40, çap ve boy telafilerinin iptali. G49, G80 de iptallerinizin arasında. Takım 02 M6, 2 numaralı takımı seç dedik. M03 S800, 800 devir bölü dakikada ilerleme yap. G00, G90, G90 neydi? Mutlak. 54 referans noktamız, iç parçası referans noktamız neresiydi? Deliğin tam ortasıydı. Yani silindirik parçamızın tam orta noktası bizim referans noktamız. X0, Y0 noktası dedik. G43, Z5, H2. 2 numaralı takımı seçtiğimiz için H2 dedik. G01, Z0, F100. 0 yani parçanın tam yüzeyinde dur dedik. Z0 parçanın tam referans noktamızın üzerisi. Parçanın tam üzeri. M08 dedik, soğutma sıvısını açtık ve M98 P5 8001. Şu sondaki 4 rakam o 8001 nolu programı tezgah çağırıp 5 kere tekrarla dedik. Son 4 rakam bizim programımızın numarası. Önünde kalan ise tekrarlanma sayısı. Geldik alt programımıza. Bakalım. G91 ile ne yaptık? 4,-4 milimetre aşağı talaş alalım dedik. Daha sonra 50 milimetre F50 dedik. 4 milimetre daldık. X'de 22 sağa git dedik. 22 milimetre X'de sağa git dedik. Özür diliyorum. Buyurun. X'de artı 22 sağa gitti. Daha sonra bulunduğu noktadan G02, X-44, Y0-R22. Bakın arkadaşlar, -44 dediğim için şurası benim 0'a 0 noktam oldu mutlakta. 0-2 neydi? Saat yönünde ilerlemeydi. G02 dedim, X-44, Y0 dediğim için bak, Y'de ilerlediğinde herhangi bir yükselme yok. Ama X'de ne yaptık? Şu mesafe 44 milimetre olduğu için ve bu taraf eksi yönde olduğu için -44 yazdım. Kapış? Bir daha anlatalım. Şimdi arkadaşlar takım geldi. Bakın. Takım aşağı geldi. Ne kadar? -4 milimetre indi. Daha sonra 22 milimetre sağa doğru, X'de 22 milimetre sağa geldi. Ve dedik ki ilk G02 saat yönünde ilerleyeceksin. Şu yönde. Saat yönü. X'de -44'e gideceksin ama Y'de 0, herhangi bir değişiklik olmayacak. 22 burada. 22 de yana geldi. Bakın şurada ne oluştu? 22 burada, 22 burada. 44 milimetre oluştu. X'de sola 44 milimetre geldi. Takım tezgah buraya geldi. Ama Y'de herhangi bir noktada, başladığı nokta burası, bittiği nokta burası. Yani şu düzlemde, çizdiğim düzlemde herhangi bir değişiklik yok. O yüzden Y0. Daha sonra dedik ki G02, X44, Y0, R22. G02 konumumuz neydi? Saat yönünde ilerleme. X'de 44 milimetre git, Y'de herhangi bir değişiklik olmasın. X'de 44 gideyim, saat yönünde gideyim hemşerim dedim. Bakın buraya tekrardan geri geldim, başladığım noktaya. Daha sonra çapı küçült dedik. Takım buradaydı. -10 milimetre içeri girdi ve burada gene aynı şekli yaptı. Buradan da böyle geldi. Daha sonra merkeze geldi. Gene aynı şekilde buraya geldi. Buradan da böyle. Ve ne oldu? Bir dairesel işlem gerçekleştirdi. Yani bir iç oyma gerçekleştirdi. Ve bunu kaç kere yaptı? 5 kere tekrarladı. Daha sonra G90 ile Z100'e çıktık. M2 ile de programı bitirmiş olduk. Aklınıza takılan bir şey varsa hemen mesaj yoluyla iletebilirsiniz arkadaşlar.
Güzel. Şimdi arkadaşlar 10 dakika bir ara vereceğim. Geldim ve tekrar hepinizi burada görmek istiyorum. Sevgiyle kalın, hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yeni bir uygulama örneğine geçelim. Şimdi alt tarafta gördüğünüz gibi dikdörtgen içerisine çizilmiş iki tane geometrik şekil var. Bir tanesi köşeli yuvarlaklı bir kare, öbürü ise bir çember. Aşağıda verilen resmi CNC frezi tezgahında alt program kullanarak yapınız. İçerideki dikdörtgen ve dairesel cepleri kesici yarıçap telafisi uygulayarak O 6001 ve O 6002 alt programları ile 3 mm pasolarla boşaltılacaktır. Stok ölçüleri 120x60x30'dur. Kesici takım olarak 20 mm'lik takım 0.2 çapında parmak freze çakısı kullanılacaktır. Cep derinlikleri 24 mm'dir. Yani 24 mm ise bu programlamada bize 3 mm'lik derinlik veriliyorsa 8 kere tekrar yapacağız demektir. İşlem bu kadar basit. Ne yapacağız? Kendimize referans noktası seçeceğiz. Referans noktası neresi olsun mesela? Burası olsun referans noktası. Ben diyeceğim ki parçaya, freze sen git buraya gel. Buradan bakıyorum, R10 olduğu için bizim frezemizin çapı da 20 mm olacağı için bırakacağı yarıçap 10 mm olacaktır. Yani frizem benim gelsin buraya, böyle geldiği için şurada 10 mm'lik bir iz yapacak yarıçap. Buradan buraya gelsin, buradan buraya gelsin, buradan da buraya gelsin, tekrardan buraya gelsin. Ve bunu 3 mm talaş ala ala gerçekleştirsin, 8 pasoda halletsin. Yani diyeceğiz ki Z-3 de gel, daha sonra Y'de 20 mm yukarı çık, daha sonra X'de 20 mm tekrardan sağa gel, daha sonra Y'den 20 mm aşağı gel, buradan da tekrardan X-20'ye gel, bir kare oluştur ve bunu 8 defa tekrar et. Bunu dediğimiz zaman ne olacak? 24 mm talaş almış olur. Daha sonra ne yapacağız? Daha önceki yaptığımız yuvarlak gibi takımı buraya getiririz. Buradan köşeye çektik. Buradan buraya gönderdik. Daha sonra buradan buraya geldi. Takımımızı daha sonra orta noktaya getireceğiz. Buradan buraya geldi. İşlemi yaptı. Buradan buraya geldi. Ve ne oldu? Silindirik işlemi gerçekleştirdi. Eksi 3 yazıp 8 dediğimiz zaman gene aynı işlemi 8 defa tekrarlayacak. 3 mm talaş aldığı için 24 mm talaş almış olacak. Gelelim programa bakalım. Başladık. Ana programımız O6000. Ana program. G17 X ve Y düzlemini seçeriz. G40 çap ve boy telafilerinin iptali. G49 ve G80'leri yazdık. G80'de delik iptalleri, delik çevrim iptalleri. G91, G28, X0, Y0, Z0. G91 artışlı programdı. G28 ise tezgahı referansa gönder demekti. X0, Y0 ve Z0 noktasına gönderdik. 2 numaralı takımı çağırdık M06 ile. Daha sonra M03, S800, 800 devir bölü dakika verdik. M8 ile ne açtı? Tezgah soğutma sıvısını açmış bulunduk. Daha sonra N25'e bakalım. G00, G90, G90 mutlak programda yaz. G54 iş parçası referans noktası. X90, Y30 noktasına git dedik. G43, boş telafisi 5 mm kala dur. H2. Neden? Takım 2 yazdığımız için H2 yazıyoruz. Daha sonra G42'yi yazdık. G42 nedir arkadaşlar? İş parçasına göre, kesici takımın sağ tarafla olması demektir. Yani nasıl? Şimdi sen bu bir kare parça, burada işlem yapacaksan, iş parçası bu. İş parçasına göre sağ tarafta çakı yönünde ilerleyecek.
Eğer G41 yazsaydık bunda ne olacaktı? Sol tarafından ilerleyecektik. İş parçasına göre solda. Soldan ilerleyecektik. Peki bu delik içine geldiğinde farklı bir boyut kazanıyor mu? Maalesef ki kazanıyor. Ve en çok Frize'de kafa karıştıran nokta da budur. Şöyle ki, kırmızı kalemimizi alalım. Şimdi şu benim iç parçam. Ve iç parçamın içerisinde de bir havuz oluşturulmam isteniyor. Dedik ki biz daha yani G42'de parçaya göre sağ yönde olacak dedik. G42'de buradaydı. Bu şekilde ilerleme kaydetti. Burada ise iç parçası burası. Buraya göre sağda olacak ve bu yönde ilerleme gerçekleştirecek. G42'de. Anladınız mı arkadaşlar? İlkinde nedir? Birini siyah, birini mavi çizelim. Tekrardan bir daha bakalım. Kırmızıyla başlayalım. Şimdi bu benim iç parça. Ve içerisinde ne var? Bir cep havuzu var. Mavi kalemimi alayım. Şimdi dedi ki G42'de iç parçasına göre, iç parçası bu. İçerisinde ne var? Havuz var. İçerisi boş. İç parçasına göre sağ tarafta kaldığı için sağ yönde ilerleyecek dedik. Ama iş cebe geldiği zaman, cep boşaltma yapacağımız zaman ne olacak? İş parçasına göre gene sağda olacak. Şu yönde ilerleyip gelecek. Yani dışta saat yönünün tersinde ilerleyecek. İç boşaltmaya geçtiğimizde saat yönünde ilerleyecek. Gelelim konumuza. G42'den devam edelim. Kırmızı kalemimizi alalım. G42, Y50, D22. Yani 50 mm, 22'de kadir dedik. G01, Z-3, 3 mm dal ve o 8 kere tekrar et, 6001 no'lu programa git dedik. 6001 no'lu programa bakalım. G02, X0, Y0, J20, F300. Yani ilk önce ne yapmış? O yuvarlak olan tarafı boşaltmış. Şimdi G91 ile yazdığımız için X0, Y0 noktasına tekrardan gel. Başladığın nokta şurası kardeşim senin. Tamam mı? Tekrardan X0, Y0 noktasına gel. Ama J20 yazdığı için 20 mm dolanda gel dedik. Daha sonra 3 mm talaş derinliği al. Ve bunu ne yap? 8 kere tekrarla dedik. Ve 24 mm'lik talaşımızı vermiş olduk. Bunu hallettikten sonra nereye geldi? G90, G0, Z5 dedik. 5 mm yukarı çıktı. G42, X10'a gel dedik. G01, Z0, F100 dedik. X10'a geldi. Ve 8 kere tekrar et. 6002 no'lu programa git dedik. 6002 no'lu programdayız. N5, G91 artışlı programda yazdık. G01, Z-3, 3 mm talaş derinliği ver dedik. Y'de 10 mm yukarı çık. X'de 10 mm sağa gel. Şu şekilde. X'de 20 mm tekrardan sağa git dedik. Niye böyle yapmış? Ha, pardon, özür diliyorum arkadaşlar. Sileyim. Şuraya baştan alalım. N10, G0, Z-3 dedik. 3 mm talaş derinliği ver dedik. -3.
Daha sonra dedi ki G01 Y10. Y'de 10 milimetre yukarı çıktı. Daha sonra G02 saat yönünde hareket et dedik. G02. Şuraya gelelim, şimdi anlatalım. Dedik ki 3 milimetre talas derinliği verdik. Ne yaptı? 10 milimetre yukarı çıktı. Daha sonra G02 X10 Y10 R10 dedik. 10 milimetre X'de, 10 milimetre Y'de, 10 milimetre bize çap kabis ver dedik. Tezgah tekrardan buraya geldi. Daha sonra X'de 20 dedik. 20 milimetre sağa git dedik. Geldi tezgah, sağ olasın. Ondan sonra ne dedik? G02 X10 Y-10, bak Y-10 yani aşağı yönde olacak. R10. 10 milimetre aşağı geldi. Tekrardan buraya geldi. Daha sonra Y-2'ye git demişiz. Y-2, 2 milimetre daha aşağı indi. X10, X-10, Y-10, R10 dedik. Yani 3. bölgeye geçmiş oldu arkadaşlar. X'i de eksi olduğu için. Y'de eksi indi. X'de eksi indi. Şuradan şuraya ne oldu? Şu kabisi vermiş olduk. Yani bunun açılımı bu. Eksi Y, eksi X. Daha sonra X'de eksi 20 milimetre ilerle dedik. Buradan geldi. X'de eksi 20 milimetre ilerledi. Eksi 20. Daha sonra ne yaptı? G02, X eksi 10, Y 10 dedik. X eksi 10, Y 10 dedik. Ve bize şöyle bir şey sağladı. Başladığı noktaya geri gelmiş oldu. Ve ne oldu? Burada bize bir profil oluşturdu. Benim çakım böyleydi. Buradan böyle ilerledi şu iz yönünden. En dış tarafa böyle bir şey oluşturdu. Ve en iç tarafa da şu şekli oluşturdu. M99 dedi, alt programı kapattı. Tekrardan N70'e geldi. G90, G0, Z100, 100 mm'ye çık. M05, M09. Tezgah çakıyı durdur. Soğutma sıvısını kapat. M30 yazdık. Ne yaptı? Programı kapat. Tekrardan aşağı al dedik. Tahtamız bu kadar. Anlamadığınız yerler varsa mesajınızı atabilirsiniz. Şu an bekliyorum. Konumuz biraz karışıktı. 5 kişi uyumuyorsa Mert, Abdurrahman, Enes, Eren, Erhan. Bekliyorum mesajlarınızı şimdilik. Arkadaşlar CNC freze programlama çok örnek, çok farklı çizimlerle çözülerek, düşünülerek yapılır. Yani G41, G42 genellikle çevre frezelemeleri de yapıldığından dolayı bu artırışlı programlarda G91'lerde çok kafa karıştırıyor olabilir. Yani bu programı anlamamanız doğal. Buradaki artışlı sistemde yaparız ama G42'yi, G41'i kullanmadan da çevrim yapılabilir. Buna herhangi bir sıkıntı yok ve daha kolay olurdu. İlerleyen derslerimizde örneklerimiz daha da çok artacak. Şimdi bir iki tane daha örnek çözelim. Bakalım gene aynı şekilde ne yapmış? İç tarafına büyük bir havuz açmış. Daha sonra 1, 2, üç tarafa büyük bir havuz açmış. Şuraya, şu görünen boşluğa. Şurada gördüğünüz taralı yeri ilk önce parmak frezeyle indirmiş, bir boşluk oluşturmuş. Daha sonra ne yapmış? Kırmızıyla çizdiğim yerleri de, ikinci yerleri de boşaltmış. ...18 milimetrelik freze çakımız var, takım 2 ile yapılacak demiş. Gelelim teknik resmini inceleyelim. İlk tarafta ne yapmış? 5 milimetrelik talaş vermiş. Daha sonra 10 milimetre inmiş, 5 milimetre de burada vermiş. 5 milimetrelik birinci kısım 5 milimetre, ikinci kısım ise 5 milimetre talaş verilecek.
Gelelim programımıza bir bakalım. Var mı mesaj? Yok şu anda. Evet. O39 Fanuk'ta yazılmış. M10, M6, takım 7. 7 numaralı takımı çağıralım. Daha sonra N15, M3, S250. 250 devirde dönsün. G90, 54, X90, Y50'yi yazdık. Boy telafisini yazdık. H7, G43'ümüzü. Daha sonra -5 milimetreye talaş alarak del dedik. G91 artışlı programına yazdık. G42, X80, X-80, D27. Yani havuzu boşaltırken G42 yazılmış. Yani bu ne demek? Sağ yönden talaş miktarı bırakılarak çevrim yapma. Yani bizim parçamız bu. Bunu X-80, 80 milimetre kaydır. X yönünde buradan işlem yap demek. Şimdi geldik. G01, Y20 dedik. Daha sonra G02 hareketini yaptı. Yukarıda. Şimdi başlayalım tekrardan anlatmaya. Şimdi şuraya gelelim. G91 artışlı programla yapacağız dedik. Y20'ye çıktı dedik. Y20'ye çıktı. Daha sonra X20, Y20'de çıktı dedik. X20, Y20'ye geldi. X60'a geldi dedik. X60'a geldi. Daha sonra X20, Y-20. X de 20 mm bu tarafa sağ yöne. Y de 20 mm aşağıya. -20, Y. Buraya geldi. Daha sonra ne yaptı? Y-20'yi yaptık. Y-40. 40 mm daha aşağı indirdik. Y de 40 mm aşağı indirdik. Eksi Y yönünde aşağı indim. Daha sonra X-20, Y-20. X'i de aşağı yönde. Tekrardan buraya geldi. X-60'a geldi dedik. X-60'a geri geldi. 60 mm geldi. X'de. -60. Bulunduğu noktadan X-20, Y-20. Şu şekilde dairesel bir hareket yaptık. Tekrardan Y20'ye çıktı dedik. Y20 noktasına çıktı. Aradaki farkı kapattı. Z10'a çıktı dedi. 10 mm geri tekrardan tezgahımız 10 mm yukarı çıktı. G40 iptalini yaptı. Y50 iptalini yaptı. X30, Y50'ye geldi dedi. Sıravale gidelim. Evet, buraya kadar işledik. Şimdi G90 mutlak programa geçtik. G40, Y50, G40 çevrimlerin iptali de G41, G42 ve G43'lerin iptali. G41 soldan talaş mesafesi bırakarak ilerleme, G42 sağdan çap telafisi, G43 ise boy telafimizdi. Bunları iptal ettik. Şimdi Y50 dedik. 50 mm G90'da yani mutlak programda referans gösterdiğimiz yerin 50 mm yukarısındayız. X30, Y50 dedik. X'de de 30 mm'ye gelsin dedik. Şimdi dedik ki G01, Z-5. 5 mm talaş derinliği verilecek. Bulunduğu nokta Y50 idi. 50 noktasından nereye geldi dedik? 65 noktasına geldi dedik. Talaş alarak. Bulunduğu noktadan 65'e geldi. Daha sonra X'de 90'a geldi. Y'de 35, X'de 30. Tekrardan Z'de 10'a çıktı. Şimdi birinciliği yaptığımız işi dış çevresini aldık. Yani şu dış platform... Dış platformu oluşturduk. Daha sonra mutlak sistemde girdik, içini oyduk. Temizleyelim. Ve ne oldu? 18'lik talaş miktarıyla yaptığımızdan dolayı birinci yeri aldık. Özür diliyorum. Birinci yeri içerisine aldık. İkinci yerin de içerisini temizledik ve bize içi boş bir alan oluştu. Yani arkadaşlar... Şurada çizerek gösterelim. Biz artışlı programla buraya geldik. Ondan sonra buradan bu şekilde işledik.
Şu yönde geldi tekrardan buraya. Daha sonra buraya geldi tezgah. Buradan böyle işledi. Ve iç havuzu şu taralı yere ne yapmış oldu? İşlemiş oldu. İç havuzumuzu boşaldı. Yani şurası 5 mm talaş vererek boşaltmış olduk. Silgimizi hep silelim. Şimdi ne yapacağız? Bir bu cebe bir program yazacağız. Alt program ve hepsinin orta aralarını referans noktası göstereceğiz. Buna gir diyeceğiz. Daha sonra bunun koordinatına gireceğiz. Burayı temizle diyeceğiz. Daha sonra burayı göstereceğiz. Burayı temizle diyeceğiz. En son dördüncü noktaya geleceğiz. Alt programda yaz. Bunun işlerini temizle diyeceğiz. Yani tek programda dört işlem yapmış olacağız. Gelelim. Tahtayı da silelim. Bize bir alan açsın. Evet. Birinci cepin koordinatları x40, y30'muş arkadaşlar. Z-10, 10 mm talaş derinliği ver dedik. Bir kere tekrar et. O 0391 nolu alt programa git dedik. Ve alt programımız başlıyor. 91 artışlı programla G42 tekrardan G42 yazılmış. Yani neydi? İç parçasına göre kalemin sağ tarafta olması demek. X-15 D27. Buradaki D27 nedir? Şimdi 27 numaralı referans noktasına bizim 18 çapında parmak frezemiz olduğu söylenmiş. Yani buradaki amaç bu. D27 bir koddur. Mesela 1'den 50'ye 60 tane takım varsa 1'den 60'a kadar kod vardır. Yani 27 numaralı kodda 18 çapı yazmakta. Buradaki anlam budur. Devam ediyoruz. D27 dedik. G01, Y5. Y'de 5 mm yukarı çıt dedik. Y'de 5 mm yukarı çıttı. X10, Y10, R10 dedik. X10, Y10, R10 şöyle bir açı verdi. Daha sonra nedir? G01, X10. X'de 10 mm ilerle dedik. G02, X10, Y-10 dedik. Aşağı doğru 4. bölgede ilerlemedi. Daha sonra G01 Y-10 dedi. -10 mm aşağı ilerledi. X-10 Y-10 yani 3. bölgede ikisinin de eksi oldu. 10 mm de buraya geldi dedi. R10 dedik. X-10 eksi de X'de -10 mm ilerle dedik. Daha sonra G02 ile çevrimi tamamladı. Y'de 5 mm tekrardan yukarı çıkıyor ve Z10 dedi tekrardan yukarı çıktı. G90 iptalini yazdı, G40 iptallerini yazdı, M19, 99 çevrimi bitir tekrardan buraya gel dedi. Daha sonra ikinci cebe geçecek, üçüncü cebe ve dördüncü cebe geçerek bütün işlemleri tamamladıktan sonra programı M09 tezgah suyunu kapat, M2 programı kapat diyerekten bütün işlemleri gerçekleştirmiş oluyor. Yani bizim burada bu M98'i yazmasak, bunun arasına bunu yazacaktık ve her cep içinde yazmak zorunda kalacaktık. Yani bize ortalama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 çarpı 5'ten, pardon 14 çarpı 3'ten bize tamına 42 tane kod yazmaktan kurtarmış oldu. Ve tek programda 4 işlemi de gerçekleştirilmiş oldu. Evet arkadaşlar. Canlarım ciğerlerim. İnşallah bugünkü dersimiz verimli geçmiştir. Sizleri çok özledim. İnşallah şu virüs olayını da atlatırız. Canım öğrencilerim. Bana sormak istediğiniz bir konu var mı?
Varsa mesajlarınızı bekliyorum. Evet. Gene aynı işlemleri burada da devam edilecek. Tam orta noktası, referans noktası olarak kabul edilmiş. Kabaca bahsedelim. Tam orta noktası, referans noktası olarak kabul edilmiş. Tez yağımız ne yapacak? Bu noktadan gelip şu şekilde işlem yaptıktan sonra buradan bu şekil, buradan bu şekil yonca işlemini çıkarttı. Daha sonra iç tarafa gelecek. Aynı şekilde işlemleri düzeysel olarak alacak. Ve ne yapacak? İşte bir şuradaki taralı alanı işlemiş olacak. Daha sonra tezgah dışarı çıktığından sonra kalem buraya gelip burada şu hareketi yapacak. Şuradaki kavisi verecek. Daha sonra yukarı çıktı. Buradan geldi. Şu hareketi yaparak buradaki kavisi verdi. Buraya gelecek. Buradaki kavisi verecek. Buraya gelecek. Aşağı indi. Ve buradaki kavisi vererek buraya gelecek. Buradan da tekrar programı bitirecek. Burada yapılması gereken, yani bizim alt program olarak yapılması gereken şu taralı, içerideki taralı olan yoncalı kısmı, diyelim ki talaş derinliği 30 mm ise, pardon bak burada 20 mm yazıyor. 20 mm ise ve bizden 2'şer milim işlenecekse bu 10 tane çevrim demektir. 10 tane çevrim yazmaktansa bir tane alt program ile bu program oluşturulabilir demek istiyoruz. Ve dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinizi beni dinlediğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelecek derslerde programlarımızı daha detaylandıracağız ve işleyeceğiz. Delik programları özellikle işlemleri gerçekleştireceğiz. Gene gösterildiği gibi burada da gene çubuk programları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bir çubuk profilde sen gene delik kalemini buradan alıp bu tarafa verdiğin zaman tekrardan koordinatlar alıp buradan buraya, buradan buraya bu şekilde 7 kere işlemi gerçekleştirebilirsin. Ve her defasında aynı işlemi yaptığın için alt programda bir tane program yazıp bu koordinattan bu koordinata getirerek ne yapıyoruz? Alt programları oluşturuyoruz. Alt programın temel mantıklama işlemi budur. Ve ne dedik? Her zaman çeşitlilik CNC'lerde, CNC frezede ve CNC tornada bunlar çok çok önemli. İşleyeceğimiz parçalar da bunu şekilde önemli. Programda yazılmış. Gene aynı gösterildiği gibi bu şekilde de işlemler gene gerçekleştiriyor. Ne yapacaktık? Gene tezgahımızı orta noktasını aldı, referans noktasını belirleyecektik. Kalemimizi sağ tarafa çekip delik işlemini gerçekleştirip daha sonra buradaki kalemini bu şekilde alıp ne yapıyorduk? Buradaki işlemleri gerçekleştiriyorduk. Kaç milimetre derinlik olursa olsun, yani CNC frezede siz bu programlamayı bildi, programlama mantığını ve koordinat sisteminin mantığını asla unutmayacaksınız ve bu programlamada en çok da okuma işlemini gerçekleştireceksiniz. Yani ne kadar yazarsak yazalım belirli bir, yani herhangi bir işletmeye gittiğiniz zaman yani orada hali hazırda bir iş olacaktır. Sizin buradaki amacınız buradaki yazılan kodların okuyabilme yeteneğini kazanmanız gerekiyor. Yazmanız da gerekecek kısımlar olacak. Burada da düzeltme işlemini sizler gerçekleştireceksiniz. Buna göre derslerinize iyi çalışın. CNC asla hata kabul etmeyen bir programlama sistemidir. Hata, yani bir doktor bir hata yapar ve siz bir hata yaparsanız tüm memlekete zarar ziyan olur arkadaşlar. Bunu da asla unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Koronasız günler diliyorum sizlere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.